Değerli dinleyiciler, izleyiciler, biz bugünkü dersimizde inşallah evvela şu ifal babının bir küçük bir okuma parçası var, sonra soru-cevabı var. Ee, diğer sayfada bir soru-cevap daha var. Bu babla ilgili ve ifal babının işte fiil e, sistemi nasıldır? Fiilde hangi harfler e, etkileniyor? Alıştırma kısmı var. Ondan sonra yine bazı cümleler var. Bunları okuyacağız. Ve e, mazi, muzari bir de emir şekli nasıldır? Onu göreceğiz. Mazi fiilinin 14 sigası e, muzari'nin Ondan sonra emir fiilinin 6 sigasını bir de nehi yapma etme gibi nehi ile ilgili sigayı okuyacağız. Bu suretle inşallah dersi tamamlayacağız. Eve de bir kısmını da yapabilirsek çok güzel olur. Dersimiz yaklaşık 6 sayfa sürecek. Tahmini ders süresi 20 dakika olarak planladım. İnşallah fazla uzun sürmez. Başlıyorum. İf'al babı e, niye Arapçada f yani f a ve la yani f ayn ve lam harfleri seçiliyor? Çünkü fiil kelimesinde fiilün. Fiil, fiil kelimesi e, bu işin ana merkezi olduğu için e, fiil kelimesindeki üç harfi e, vezin isimlendirmesinde kullanıyor. İşte e, tef'il babı da var. İstif'al babı var. Bunun gibi hep sürekli feale babı kullanılıyor. Zehebe <laughs> ettiflu. Çocuk gitti. Zehebe tiflu çocuk gitti ma abihi babasıyla birlikte. Ben biraz bunu yakınlaştırsam iyi olur. Böyle iyi. Evet. Zehebet tiflu çocuk gitti. Ma abihi babasıyla nereye? İla halakin, bir berbere. Bu nekiredir. Harfi tarifi yok başında elif lam yok. O yüzden bir berber diyeceğim. Yani berbere gitti demiyoruz. Tanıdık bir berber değil. Bir berber, herhangi bir berbere gitmişler. Babasıyla birlikte çocuk gitmiş. Fail çocuktur. Ee, edhale el ebu babası e, koydu. Ettifle çocuğu koydu. Fi dükkani dükkana koydu. Kimin dükkanı? Fi dükkani. Yani bu dükkan e, yani tam bir ibare değil. Yani işte bakkal dükkanı mı, kasap dükkanı mı, efendime söyleyeyim işte market mi, ne dükkanı belli değil. Bu mudaf olması gereken bir şeydi. Yani bunun tamamlanması gerekiyor. dükkan dükkanil halaki, berberin dükkanına, mudaf, mudafu iley. Burada mudaf, mudafu ileyhin en belirgin özelliği ikisinin aynı harekeli olmaması. Ee, yine e, geç burada ikisi aynı harekeli de çünkü fi'den etkileniyor ikisi de ee, işte ikisinin de harfi tarifli olmaması bu çok önemli bir özelliktir ee, sıfat ve arasındaki karışıklık olmasın diye buna dikkat edelim evet berberin dükkanına onu koydu İşte edhele bizim fiilimizdir normalde bu de dehele de fiilidir de dahil oldu girdi anlamına gelir başına e hemzesi geldi mi bu artık girdi değil e, girme yani giren kişinin o fiilini yaptıran kişi oluyor o da e, koydu yani girdirdi öyle diyelim e, ve eclese oturttu normalde arkadaşlar celese fiili celese oturdu demektir zaten orada oturmuş Eclese ise başına hemze gelince oturttu manasına geliyor. Ve eclese el ebu baba oturttu. İbnehu oğlunu oturttu. Ala kürsiyil hallaki. Berberin kürsüsüne, sandalyesine oturttu. Kasse el hallaku anlattı hallak. Burada kasse yani kısa şeklinde anlattı. Kasse el hallaku yok anlattı değil. Kasse e, burada kesmek anlamına geliyor. Ee, mesela bizde de Türkçe'de de bu var. Diyor bunu biraz kısar mısın? Yani kıs biraz kes anlamına geliyor. İşte sesini kıs, sesini kes. Kasse kesti. El hallaku berber kesti. Neyi? Şa'ret Şa tifli. Yine mudaf mudaf ile çocuğun saçını kesti. Sümme sonra Sümme sonra enzeler raculu Adam bu sefer indirdi. Enzele. Nezele indi. Enzele. Enzele olunca indirdi anlamına gelir. Başına yani bu nezeleyi, inmek fiilini, indi fiilini, indirdi yapan tek bir etken var. O da başına e hemzesi gelmesidir. Enzele. Erraculu. Adam indirdi. İbnehu çocuğunu minel kürsiyi. Sandalyeden indirdi. Ve defa ve defa verdi. Defa vermek, ödemek demektir. Ve defa raculu adam ödedi ücrete. Ücreti neyin ücreti? Yani yine bu belirli olmayan bir şeydir. Mudaf dediğimiz işte olay budur arkadaşlar. Mudaf. Mudaf yani izafe edilmesi gerekiyor. Üzerine tamamlanması gerekiyor. Tam bir kelime değil. Dolayısıyla bunun tamamlan tamamlayıcısı da mudafu iley dediğimiz berberdir. Ücrete ücretel halaki. Berberin ücretini ödedi. Çocuk babasıyla beraber berbere gitti. Ee, babasıyla berbere gitti. Baba çocuğunu berberin dükkanına soktu. Edhale soktu anlamına. Baba oğlunu berberin koltuğuna oturttu. Eclese. Berber çocuğun saçını kesti. Burada bir gibi e, bizim e, efale babı yok. E, Kassafiliydi. Sonra adam onu koltuktan sandalyeden yani indirdi. Yine bizim fiilimizdir. Ecelese yok. Ee, enzere. Adam berberin ücretini ödedi. Burada bu fiil de yine bizim konumuz değil. Çünkü ödemek defadır. Edfe'e ödetti olacaktır. İkisi dükkandan çıktı. Yine çıkmak fiili. Ee, Geçip burada onu okumadım. Unuttum. Ve kerece ikisi çıktı. Karaca biri çıktı. Karaca ikisi çıktı. Minel dükkani. Dükkandan. Yine bu fiilde bizim e, ifal babının fiili değil. Bir soru cevap var arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim. Men eclese kim oturttu? Ettifle çocuğu. Şimdi arkadaşlar şimdi buradaki ettifle şunu fethal okumak o kadar önemli ki yani bunu dammeli okudunuz mu? E işte i̇şte men eclese tiflu bu sefer çocuk kimi oturttu anlamına gelir. Yani bir damme, bir fetha olayı çok değiştiriyor. Men ecleset tifle, çocuğu kim oturttu? Yani nesneler fetha alır arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Ee, özneler ise fail dediğimiz olay, fail ise e, damma alır. Yani e, birazdan onu okuyunca göreceksiniz. Men ecleset tifle, kim çocuğu oturttu? Alal <laughs> kürsiye, kürsiye kim oturttu? Ebuhu, <laughs> işte Ebuhu, Hu. Şuradaki Vav wow, burada e, onun e, işte damme yerine geçen bir harftir. Bu beş kelimedir. Ebu e, Fu Hamu gibi. Bunu biz inşallah e, daha önceki derslerimizde işledik diye hatırlıyorum. Önceki videolara bakabilirsiniz. Yani Ebu demiyoruz. ebuhu Vav wow, ziyade oluyor. Eğer bu e, mef'ul olsaydı yani e, baba burada nesne olsaydı ebahu. Eğer baba burada mecrur olsaydı ebihi diyecekti. Ebuhu babası eclese oturttu alel kürsi. Şöyle Men enzele tifle. Kim çocuğu indirdi? Men enzele kim indirdi? Et tifle çocuğu. Minel kürsi. Kürsiden kim indirdi? Ebuhu enzelehu babası. Onun babası enzelehu indirdi onu. Minel kürsi. Kürsiden indirdi. Şimdi faale bizim fiilimiz normal Arapçadaki en temel fiil sayısı yani harf sayısı üçtür. Başındaki harf fe, faul fiil, ortadaki harf aynul fiil, bir de sondaki fiil lamul fiil. Yani harf lamul fiil. Şimdi mesela nezele indidir. Eğer enzele deseniz indirdi. Feale yaptı, efale yaptırdı. Nezele yine indi demek enzele celese oturdu eclese bu da oturttu anlamına geliyor. Alıştırma kısmına geliyorum. E, nezele enzele celese eclese oturdu oturttu. Kara okudu akra okuttu. Hadara geldi ahdere getirdi. Ba Ba-ude, Ba'de uzaklaştı abada uzaklaştırdı semi'a e duydu esma e işit e, duy, duyurdu dahala girdi adhala girdirdi koydu haraca çıktı ahraca çıkardı Fesede fesat e, çıkardı efsede yo e, fesede fesada girdi efsede fesada düşürdü fesat çıkardı gadibe kızdı agdabe kızdırdı fehime anladı efheme anlattı e, dahike güldü, edhake güldürdü. Şimdi birkaç cümle var onları inşallah okuyacağız. Şöyle. Nezele esselaj. ne selcu. E, kar yağdı. Kar yağdı. indi anlamında nezele. Enzalallahu esselce. Bu sefer selç nesne oluyor. Burada selç fail iken damma almış. Burada nesne oluyor. Dolayısıyla yaptıran birisi var. Allah yaptırmış. O zaman bu nesne oluyor. Celese Tahir. Tahir oturdu. Ecelese Hamidun et, e, Tahire. Bununla örnekleri birkaç tane okuyayım. Hepsini ok e, okumaya gerek yok. Kara sadikun kısseten işte sadık bir kıssa okudu. Ekre'e cemilun cemil okuttu. Sadıkan sadıka kısseten bir kıssa. Bir tane daha okuyayım. Şunu okuyayım. Semiye Tahir, Tahir işitti sauten bir ses işitti. Esma Abdul Basit, Abdul Basit işit, e, işittirdi. Duyurdu. Tahiren Tahir'e el Kur'anı Kur'anı duyurdu. Ee, bir aşağıda birkaç cümle var ben onu da göstermek istiyorum. Şimdi bunun dokunmatiği ben dokunamıyorum. O hemen kapanıyor. İnşallah ben onu sonraki derste halledeceğim. E, kameranın başını oynatıyorum arada. E, fesede lehmu et bozuldu. Ama efsede boz, bozdu bu sefer anlamına gelir. Efsedel cevu el lehme hava. Hava bozdu eti. Efsede el dayfu el halib. işte i̇şte bu da e, yaz mevsimidir. Sayf. dayf değil sayf. Yaz mevsimi e, sütü bozdu. Burada ise arkadaşlar e, yine birkaç cümle var onu ben söyleyeyim. Gadibe Tahir Tahir sinirlendi. Agdebe Sadikun Tahir'en. Sadık Tahir'i sinirlendirdi. Bunlar yeter. Şimdi mazi, muzari ve e, bunun mastar dediğimiz yani mekmak eki nasıl gelir? Ef'ale mazidir arkadaşlar. Yaptı, etti, gitmiş zaman. E, fe, fe'ale yaptı, ef'ale yaptırdı. Yuf'ilu. Bunun vezni hiç şaşmaz. Y gelir başına, kesin bunda e, yani ilk etapta Y gelir, sonraki tabi 14 çekimde bazen buraya T gelir, E gelir ve Nun gelir. Başına Y gelecek, e, ondan sonra ikinci harfi sakin yapacaksın. İkinci harf zaten sakindir, değişmiyor. Bakın ikinci harf sakindir. Şu üçüncü ve dördüncü harfteki harekeler değişiyor. Bu kesra, kesin hepsinde kesra oluyor. Bu da damla oluyor. E, i̇f'al bu da hep aynıdır. Zaten master. Dolayısıyla eclese yüclisu iclas otur, oturtmak. Oturttu. Oturtuyor. Oturtmak. Şimdi 14 çekimi maziye göre çekelim arkadaşlar. 14 diyorum. burada şu ikisi eşittir arkadaşlar. Ama bunların bir tanesini saymıyorum. Niye 14? Çünkü 14'ü Cenab-ı Allah bizim elimize şöyle bir kodlamış. Burada 3 var. 6 9 12 13 14. Yani fıtri bir dildir Arapça. İki kere yazmaya gerek yok. Zaten iki kişi de olsa ejlesina ikimiz oturttuk onu. Bir kişi de üç kişi de olsa. Eclese, ejlesa bir e, iki kişi olunca iki kişi eee gayip olan iki kişi oturttu anlamında iki kişi olunca bir kere ikillerde her zaman bir tane e, elifi aklınıza getireceksiniz. Bakın hepsinde elif elif elif. Ejles. Evet, ejlese oturttu. Ejlesa, ejlesu. Çoğulda wow Ejleset. ilk müennes kelimesi yani o o bayan oturttu. Ejleseta yine bizim elifimiz geldi. Ejles ne? İşte şunu bulduktan sonra gerisi çorap söküğü gibi geldi. Çünkü hepsi buna uyuyor. Şu bir nevi e, diğer e, sekizinin bir başlangıç e, sigasını bize veriyor. Eclas kelimesi hiç değişmiyor arkadaşlar. Eclas. Eclas ne? O üç kız ve daha fazla kız oturttular. Eclaste, eclastuma, eclastum, eclasti, eclastuma, eclastunne, eclastu, eclasna. Yani şu eclas kalıbı hiç değişmiyor. Dolayısıyla sizin yapacağınız bu kalıbı ezberlemek için şu beşini güzelce öğrenin arkadaşlar. Sonra bu gelene artık ente, entuma, entum, enti, entuma, entunne, eneye tu geliyor, nahnu ya da na geliyor. Bu şekilde kalıbı ezberleyebilirsiniz. Hemen muzari fiili de söyleyelim. Şimdi muzari'nin maziden küçük bir farkı var. O da nun harfi sonlara geliyor. Diğerinde sadece elifti. Burada nun da geliyor arkadaşlar. Ve yine burada yine elifti. Elif gitti. Nun geldi. Burada elif gitmiyor. Elif duruyor. Nun geliyor. Burada elif gidiyor. Bakın yine nunlar görüyoruz. Ama yani başlayalım. Bunun ben sistematiğini size inşallah öğreteceğim. Burada arkadaşlar y ile başlayanlar azdır. T ile başlayanlar çoktur. Zaten muhatap olanlar hepsi T ile başlıyor. Tuclis, 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 tuclis. Hiç değişmiyor. Muhataplar karşıdaki. İster erkek ister bayan. zaten e, ee, uclisu ben oturtuyorum. Ben uclisu. Bir tanesi fazla bunların. Uclisu, nuclisu. Bunu zaten bileceğiz. Ene uclisu, nehnu nuclisu. Ben oturtuyorum. Biz oturtuyoruz. Dikkat ederseniz ben şimdiki zaman ya da oturturum, oturturuz. Geliş zaman, gelecek zaman da kullanabilirsiniz. Dolayısıyla bunun ezberi arkadaşlar e, ye Y ile başlayanlar kaç tane? T ile başlayanlar kaç tane? Bunları bilseniz yeter. Zaten elif e, hemze ile başlayan bir tanedir ene. Ne ile nunla başlayan bir tane de nehnudur. Yeclisu yeclus, ye, Yeclisu şey, Yüclisu oturttu, Oturtur. Yüclisani o ikisi, o ikisi oturtur. Yüclisune Ha bir de nunları düşüneceksiniz. Zaten gayip olanlar yüclisüyle başlıyor erkekte. O ye onlarındır. Bir tane yemiz kaldı. O da üç bayana ye gelir. Yine buraya dikkatinizi çekelim. Bu şaşırtma, şaşırtmalıdır. Diğerinde de ben dikkatinizi buna çektim. Dolayısıyla siz buna çok dikkat edin arkadaşlar. Bunu, bu kritik, yani bu işin püf noktası budur. Üç bayan ve daha fazlası. Dolayısıyla arkadaşlar T ile başlayan yine bu ikisidir. T ile başlayana kaç oldu? 3, 6, 8 tanesi T ile başlıyor. Y ile başlayan kaç tane arkadaşlar? Dört tane. Etti on iki. E zaten on dört sigadır. Bir tanesi ene, bir tanesi nahnu. Budur. Ve bunu çok kolay ezberleyebilirsiniz. Bu bütün fiillerin sistematiğinde bu vardır. Yensuru, işte yeclisu. Bu bizim yuf'i, ef'ale, yuf'ilu kalıbımızdır. Dolayısıyla bunu arkadaşlar bu şekilde sistematik hale getirirsek e, bizim kalıp ezberlemesi sıkıntımız biter. Yüclisu, yüclisani, yüclisune, tüclisu, tüclisani, iki, bir bayan, iki bayan, yüclisne. İşte burası şaşırtmacalıdır. Bunu da tüclisne demeyin çünkü tüclisne aşağıdadır. Muhatap üç bayana tüclisine denir. Muhatap olmayana yüclisine. Ondan sonra arkadaşlar T ile devam ediyorsun. Tüclisi, tüclisane, tüclisune, tüclisine, tüclisine. Burası da kritik bir yer. Tujlisune hemen bayanlar için daha nazik bir ifade gerekiyor ya. Tujlisune erkeklere hitap. Tujlisine bu sefer bir tek bayana hitap. Yani siz oturtur, oturtun. Otur, işte oturtursunuz. Öyle diyelim. O şekilde çevirdik. Tujlisani ve tujlisne. E, ujlisu, nujlisu. Bu şekilde de biz muzari verdik. Ee, şimdi mazi, muzari ve e, emir fiilini e, göstereceğim. Arkadaşlar emir her zaman kimden e, oluşu? Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. İşin anası bu. Ef'aledir ana. Ef'alenin başına ye gelmekle ondan bu türüyor. Yuf'ilu. Yuf'iludun, yuf'iludan da emir türüyor. Bu sefer ye gidiyor. Gelen yeyi göndereceksiniz tekrar. Ye bir daha gidiyor. Ne kaldı? E, fe kaldı. Fe'il. Fe'il. Yani Türkçedeki gibi okursam fe'il. E, ile başlayamam. Arapçada siz sükunla başlayamazsınız. Onun başlangıcına da bizim her zaman kurtarıcı harekemiz olan en hafif hareke e harekesidir. E. Biz ona e getiriyoruz başına. F il. Yani buradaki fiil değişmiyor arkadaşlar. Sadece sondaki damme de gidiyor. Onu da söyleyeyim. Yuf ilunun fiili duruyor. Damme gidiyor. Başına e geliyor. Emir bu şekilde getirilir. Dolayısıyla Eclese, yüclüsü, eclis. Ehrice, yuhricu, yeyat, ehric. Yani bu ehric değişmiyor. Enzele, yunzilu, enzil. Eba'da, yubidu, ebid. Uzaklaştır anlamına gerekir. İndir, uzaklaştır, indir, çıkart, oturt, yap, yaptır. Ve son iki şey kaldı. Onu da hemen işleyip bitireyim. Emir fiilinin çekimi bu sefer arkadaşlar. Emir kime yapılır? Karşıdaki kişilere yapılır. Dolayısıyla bu muhataplar zaten e, alt Üçü erkekler için, üçü de bayanlar için muhatap vardır. Hani biz dedik ya bu fiil ef-il şeklinde emir gelir. Ehriç, çıkart anlamına geliyor. Ehriç, şimdi dedik ya iki kişi olunca her zaman elifi hatırlayacaksınız arkadaşlar. Ahriç, ahrica. ikiniz çıkartın. Eğer çoğul aklınıza gelse, erkekler ise mesela vavu getireceksiniz aklınıza. Ahricu. Eğer bir bayansa nezaket ifadesi gerekiyor yani. Ahrici. Ye gelecek. Orada hatırlayın. Ben nezaket ifadesini yani hatırlanması zaten nezaket lazım. hatırlanması, erkeğe de nezaket lazım yani. Hatırlanması için öyle bir kodlama yapıyoruz. ahriç, ahrica. Elif'i hatırlayın iki kişi. Siz ikiniz çıkartın. Ehricu, üçünüz çıkartın. Ehrici, siz çıkartın. Yani sen çıkart. Bir bayana diyoruz. Sen çıkart. Ey bayan. Ehrica, bayanlarda bayan ve erkek ikiller hepsi eşittir arkadaş. Hiç değişmez. Ve ehrici ne? Yine bayan çoğulu gördünüz mü? Aklınıza ne? Harfi gelsin. Yani nun ve e gelsin. O da her zaman ehricine. Yani bu ne sona gelir bayanların çoğullarında. Dikkat edelim emirleri tekrar edeyim. Eh, Ehric çıkart. Ehrica. ikiniz çıkartın erkekler. Ehricu. Siz çıkartın ey erkekler. Ehrici. Sen çıkar ey kız. Çıkart. Ehrica. ikini çıkartın. Ehricu. Şey ehricine. Siz çıkartın. Ve son kalıbımız ee, nehi kalıbı bu sefer. Ee, yine nehi şeyden yapılır. Yine muzayeden yapılır. Arkadaşlar bu Yuhricu fiilini hemen hatırlayalım. Yuhricu. Yani çıkartır anlamına gelir. Yuhricu çıkartır anlamına gelir. Arkadaşlar bunu başına bir tane la getiriyorsun. Hayır. La. Ondan sonra şu yeyi te yapıyorsun. La tuhricu. Bu saat tuhricunun vavı da gidiyor. La tuhricu gerek emirde gerek nehide mutlaka sükun olacak başlangıç fiilimizde. Siz başlangıç fiili halledin arkadaşlar gerisi çorap söküyor gibi zaten geliyor. Yani çünkü bunu esas mesele çekimlerde ilk fiili bilmektir. İlk fiili bildiniz mi? Gerisi kodlama ile halledilir. La tuhric, çıkartma. La, bakın bir kişi olduğu zaman la tuhric. İki kişi olunca elif gelecek. La tuhrica, ikini çıkarmayın. Erkekler olduğu için vav gelecek. La tuhricu, erkekler için olanı mutlaka bir biten elif unutmayın. Bu destek elifidir. Okunmuyor. Öyle durur. La tuhricu çıkartmayın siz. La tuhrici yine bayan için yani erkek için vav, wow, bayan için ye. Yeah. La tuhrica ikiniz çıkartmayın. Değişmiyor ikililer. La tuhricine siz çıkartmayın. Sonuna ne gelmiş. Bayanlar için her zaman neyi aklınıza getireceksiniz. Ben bilmiyorum bir beş dakika daha vaktiniz varsa bunu da ben ev bitirsem güzel olur. En azından gözüm arkada kalmaz. Onu Hepsini çözmem. Sadece meseleyi anlayalım diye. Ders metnindeki mazi fiilleri muzariye çeviriniz. Şu metni mesela efheme yufhimu. Edhake yudhiku. Başına ye getiriyorum. Ye'yi dammel yapıyorum. Şu zaten sukundur. Sukun kalmaya devam ediyor. Bunu işte bunu kesre yapıyorum. Bunu da damma yapıyorum. Edhake yudhiku. Esma başına ye getir. Damma yap. Yus. Bunu kesre yap. Bunu damma yap. Yusmi'u. Esma yusmi'u. İşit e, duyurdu duyurur. Yusmi'u duyurur. Aynı fiilleri muzari kipinden çekin, muzari kipinden çekiniz. Yani 14 sigara çekiniz diyor. Ben bir tanesini çekeyim. Şu yusmi'u'yu e, çekiyorum. Yusmi'u, yusmiani, yusmiune. Tusmi'u, tusmi'ani, yusmi'ne. İşte burada şaşırtmacadır. Bayan burada T değil, yusmi'ne. Tusmi'u, tusmi'ani, tusmi'une, tusmi'ine. Bir bayan. Tusmi'ani, tusmi'ne. Dedim ya ne. Bunu unutmayın. Bir de usmi'u, nusmi'u. Aynı fiilleri emre çeviriniz. Emre bir tanesini çevireyim. Mesela efhemedir ya. Yufhimudur. Efhim. Bunun çevirmesi efhim. Efhim, efhima, efhimu. Efhimi, efhima, efhim ne? Yine ne geldi? Burada vavu hatırlayın. Burada da ye'yi hatırlayın. Ee, aynı fiilleri nehye çeviriniz. Şunu nehye çeviriyorum arkadaşlar. Ee, Adhake Edhake yudhiku dur ya. Yudhiku. O zaman başına la getir. La yudhiku o y yap çünkü muhataptır ya la tudhiku sondaki eee da da düşür la tudhik la tudhik la tudhika la tudhiku erkek la tudhiki la tudhika la tudhik ne bunu da bu şekilde bitirdik ee, arkadaşlar ben vaktimiz herhalde var 5 dakikada bunu bitireyim yok zaten beş dakika olmaz Evet, akra'a el muallimu öğretmen okuttu, et tilmize öğrenciye. Evet, öğrenciye okuttu, ne okuttu? Kısseten, bir kıssa okuttu. Bir tane şunu okuyayım, beş numara. Adkala koydu, el raculu adam, adam koydu, el fakire, fakiri, fakiri nereye koydu? Fil mat'ami, mat'am lokanta. Yani adam fakiri lokanta koydu. Edhale. Eğer olsaydı adam girdi lokanta olacaktı. Geçiyorum. Az bir şey kaldı. Onu da şöyle ne diyor? Bunları maziye yapınız. Mazi yapınız. Yuhsinudur ya. Yuhsinu. Ben bunun ifal babı olduğunu nereden tanırım? Bir. Ye'nin dammeli olduğundan en çok buradan tanırım. Çünkü ye e, ifal babında dammelidir. Bunu kesin biliyorum. İf'al babı olmasa mesela yen işte yahsinu hep yedir. Ye ye yada te, yada budu, budu, ya da te ya da ne? Na'budu, a'budu, ya'budu hep edir. U'yu gördün mü bundan hemen şüpheleneceksin. Bu if'al babıdır. Bir de nereden anladım if'al babı olduğunu? Bunun da kesre olmaz. Şu ikisi alametimiz. Ahsene. Ahsene. Yani niye ahsene dedim? Çünkü bunun kökü nedir? o zaman hiç değişmez. İster hasuna olsun, ister hasina olsun, ister fark etmez. Hiç değişmez. Başına e getireceksin hemze, ehsene. Yunziru dur ya. Nun, zal, re, enzere. Yukricu, ahracıdır bunun fiili, mazisi. Yuz'icu, ez'ace, yukrimu, ekremedir. Yursilu da erseledir. Ersele gönderdi, yursilu gönderir maziye çevirdiniz, bu fiilin çekimini şahıslara göre yapınız. Mesela bir tanesi şu hükümüyü ben maziye çevirdim ya, şimdi çekimini yapacağım. Ekreme, ekrema, bakın ikili olunca a sonuna getiriyoruz ee, herif. Ekremu, ekremi yok. Ekremet, ekremeta, ekremne. Ekremneyi buldum ya, diğer sekiz tanesi bununla devam ediyor. Ekremne, üç bayan ikram etti. Ekremte, ekremtuma, ekremtum, ekremti, ekremtuma, ekremtunne, ekremtu, ekremna. Bu. Yani kritik olan şudur. Bunu bildiniz mi? Diğer sekili gelir. Ne diyor? Aynı fiilleri emir çekimini yapınız. Onu da yapayım. Mesela yukrimudur ya. Yukrimunun emri nasıl olur arkadaşlar? Ye gider. Yeyi düşür. Ne kaldı? Ye gidince ne kaldı? Krim. Krim. E krim diye okunamaz ki. Krimu başına e getir, ekrim. Bu tabi mimi de e, cizimli yapıyoruz. Ekrim, ekrim, ekrima, ekrimu, ekrimi, ekrima, ekrim ne? Emirde yaptık. E, misal, ha bunu misal de vermiş. Enzir, enzira, enziru uyar. Uya, ikiniz uyarın, sizler uyarınız. Enziri sen uyar, ey bayan. Enzira, enzir ne? Bayanın üç tanesinden ne? Erkeğin üç wow ve bayanın bir tanesinde ye'yi kritik olarak hatırlayın. Zaten ikillerde elif sona geliyor. Bu da zaten bizim başlangıç fiilimizdir. Nehi. La tuz'ic. Rahatsız etme. La tuz'ica. La tuz'icu. Güzel dersi bitireceğim inşallah. Konu bitiyor. La tuz'ica. La tuz'icu. La tuz'icu. La, tuz ic, la, tuz ic, la tuz ic, Bakın ye. Bakın Wow, bakın ne. İkiller. Ve başlangıç fiilimiz. La tuz ij, la tuz ija, la tuz iju, la tuz iji, la ija, la tuz ic, Son bir hadis var. O hadisi inşallah ezberleyeceksiniz. Temennim odur. Ben de ezberleyeceğim. Ahabbu. Bu ahabbu olduğu için sakın buna fiil demeyin. Hemen çeldirici olarak müellif buraya koymuş. Mehmet Hoca. Allah ondan razı olsun. Ahabbu fiil değil. Arkadaşlar. Ahab bu fiil olsaydı bu ahabba olacak. Sevdirdi anlamında. Ahab bu en sevimli el a'mali amellerin en sevimlisi ilallah Allah'a ba'del al feraidi farzlardan sonra Allah'a en sevimli amel idhal bakın mastardır bu. Edhale yudhilu idhalun idhal koymak idhalus surur huzuru koymak. Nereye? Alal Müslim. Müslümanın kalbine yani Müslümanın kalbine sururu, mutluluğu, huzuru koymak farzlardan sonra en hayırlı ameldir. İnşallah yani Müslümanı sevindirmek hemen burada çevirmiş. İnşallah Cenabı ı Mevla da sizi sevindirmiş olur. Bu derslerimizle ben de sizi sevindirmiş olmuşsak ne mutlu. Cenab-ı Mevla şu durusu Arabiye'yi, durusu imaniye ve Kur'aniye'ye bir basamak yapsın. Bir sonraki dersimiz Evet, bir sonraki dersimiz tef'il babıdır. İnşallah bu babı da mazisiyle, muzarisiyle, emriyle, çekimleriyle, nehyiyle tanıyacağız bu derste görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz sorusu olan varsa kardeşlerimiz şeye yazabilirler çete ben cevaplayabilirim çok teşekkür ederim